Evet, herkese yeniden merhabalar. Son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlamadan evvel bir Discord kanalı var. Discord'u merak ediyorsanız eğer kanalın hakkında kısmında belirtmişim. Oradan Rust ile ilgili paylaşım yapmak veya soru sormak isteyenler varsa ya da soru soranlara yardım etmek isteyenler varsa oradan kanala girebilir. Çünkü gördüğüm kadarıyla pek fazla Türkçe bir şekilde iletişim kurarak soru sorabilen pek kimse yok. Ortam yok daha doğrusu. O yüzden böyle bir kanal açtım. Umarım işinize yarar. Evet, her neyse uzun bir süre oldu bu dersi yarım bırakalı. Aslında bu dersi ikinci defadır videolarını çekiyorum. O yüzden bazı kısımları atlıyor olabilirim. Çünkü aklımda eski videolar kalmış olabilir. Ha, ben bundan bahsetmiştim diyebildiğim noktalar kalabilir. Şimdiden gözden kaçırdığım bir şeyler varsa affola. Başlayalım. Evet, bizim en son kaldığımız yer burasıydı. Gördüğünüz gibi butonlarımız vardı. Mayın tarlası. Mayın tarlasının nasıl çalıştığını size tekrar tekrar anlatmayacağım. Siz merak ediyorsanız oyuna bakabilirsiniz. Bizim şimdi buradaki butonlarımızın hiçbiri aslında herhangi bir yerden veri almıyor. Haliyle biz bunların üzerinde herhangi bir değişiklik yapabilme imkanına sahip değiliz. Bu yüzden bütün frontend kütüphanelerinde de dediğim gibi bir veriniz vardır. Data dediğimiz ya da model dediğimiz bir veri oluşturuyorsunuz. O veriler üzerinde ekrandaki bilgileri değiştiriyorsunuz ya da ekrandaki bilgiler üzerinde hareketlik, interaktiflik ekliyorsunuz. Fakat bizim bu butonlarımız şu anda bu bilgileri taşımıyor. Neden? Biz çünkü düz bir şekilde iteration kullandık. Iteration üzerinden map kullandık. Bu şekilde oluşturduk. Bunu biraz değiştiririz. Şimdi nasıl değiştiriyoruz? Öncelikle bizim bu verilerimiz neleri tutacak? Bu bilgileri bilmemiz gerekiyor. Mayın tarlasında bir butonun ya da bir mayının bir state olayı var. State dediğimiz yani durumu bilgisi var. Nedir mesela? Kapalı olabilir, açık olabilir ya da bayrakla işaretlenmiş olabilir. Bir de bu tabi değişen state değişiyor sürekli verileri ama değişmeyen şey nedir? Bu mayının içerisinde mayın var mı? Mayın varsa zaten ayrı bir konu. Mayın yoksa etrafındaki mayın sayısı bilgisi içerisinde olması lazım. Dolayısıyla biz bunları tanımlamak durumundayız. Gelelim struct diyelim çünkü struct bir butonun bilgilerini bize tutacak. Birkaç bilgisi var. O yüzden struct oluşturuyoruz. Yok diyelim. Birinci durumu mayın durumu. Field find field mine diyeyim ben. Eleman find yapmış ama date durumu var. Bu defa açık kapalı ya da işaretlenmiş gibi. Buna da field state diyelim. Bugünkü ders biraz kısa olacak çünkü gerçekten çok zahmetli işlerim vardı. Birkaç aydır bunlarla uğraşıyordum. Yavaş yavaş tekrardan düzen oluşturuyorum. O yüzden kısa tutacağım bu videoyu. Yalnız burada state bilgisi hakkında şöyle bir şey söylemem lazım. State sürekli değiştiği için bizim bu kullandığımız kütüphane bir tane future signals kullanıyordu daha önce söylemiştim. Bu future signals'ta mutable denilen bir yapımız var. Mutable ya da mutable wedge diye. Bu bize birçok konuda kolaylık sağlayacak ama bunların hepsini şak diye anlatmayacağım. Yeri geldikçe anlatacağım. Eğer herhangi bir buton ya da veri ya da U8 ya da integer ya da string gibi bir veriyi işte değişiklik olacak ve ekranda da bu değişikliği görmek istiyorsanız yani web sayfasında da bu değişikliği görmek istiyorsanız mutable kullanıyorsunuz. Mutable field state. Çünkü bu state sürekli değişecek. Değiştiği zaman da biz burada onu kontrol etmek istiyoruz. Buraya tekrar geleceğim. Şimdi bir de file field mine denilen bir enum oluşturacağız. Çünkü burada enum olmasının sebebi şu. İki ihtimalden biridir. Ya mine mıdır ya değildir. O yüzden field mine mine nedir? Ya main vardır ya da boştur. Ama boş ise etrafındaki main sayısı var. U8 diyoruz.
Çünkü pozitif olmak zorunda yaptık. Şimdi states tanımlamadık. İnan field state diyelim. Bu da covered kapalı, uncovered açık. Bir de ne vardı? Flagged bayraklı. Şimdi bunları tanımladık. Geldik. Şimdi bunları kullanacağız. Ancak bizim burada kullandığımız şey mutable. Tabii biz bunları bir vektör içerisinde, bunların her bir field'ın bu olduğunu düşünün. Dolayısıyla şimdi burada bir tane vektör var, değil mi? Field'lardan oluşan bir vektör. Bir de bu vektörlerden oluşan bir vektör daha var. Satır 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 diye. Şimdi normalde batch field diye kullanabilirdik biz bunu, ama bizim kullandığımız bu kütüphane ya da bu framework future signals kullanıyor. Biz oradan yardım alacağız. Şöyle bir şey tanımlıyoruz. Static ref diyoruz. Geliyoruz buraya. Diyoruz ki bir tane fonksiyon olsun. Fields oluştursun. Ama bu fields geri dönüşü şöyle bir şey olacak. Normalde biz şöyle yapardık, değil mi? Wedge field derdik. Ama şimdi sadece bunu yaptığımız zaman bizim bu kütüphanemiz, bu framework'ümüz burada kullandığı signallerle ekranda değişiklik yapıyor. Ama bu sinyaller bu wedge'lerle, standart kütüphane ile kontrol edilmesi kolay değil. Haliyle future signals dediğimiz async bir kütüphane var. Biz bunu kullanacağız. Bunun için de geliyoruz buraya. Static diyoruz. Wedge değil bu defa. Mutable wedge diyoruz. Yine aynı şekilde buraya da geliyoruz. Table fetch diyoruz. Şimdi bu bize nasıl fayda sağlayacak? Şöyle söyleyeyim. Normalde sizin kullandığınız bütün frontend kütüphaneleri, frameworkleri aslında aynı mantıkla çalışır. Tabii mekanizma ya da mimari biraz daha farklı olabilir, ama state durumu, yani bir web sayfasının state durumu Angular'da olsun, Vue'de olsun, React'te olsun sinyallerle çalışır aslında. Nasıl sinyallerle çalışır? Şimdi düşünün mesela, diyelim ki sizin şöyle bir web sayfanız var. Bu sizin web sayfanız olsun. Buradaki bilgiler belli başlı bir yerler değiştiği zaman arka planda mesela bunların bilgilerini tutan veriler var mesela web sayfamızın içerisinde. Diyelim ki o verilerde bir değişiklik oldu. Bütün bir sayfayı işte kolaçan edip bu bilgiyi nerede kullanılmıştı orayı değiştireyim demek yerine ne yaparsınız? Belli bir state durumu oluşturursunuz. Bu state'i ya da buradaki bilgiyi belli bir yere bağlarsınız. O bağladığınız sinyal, oluşturduğunuz kısımda bir değişiklik olduğu anda o sinyalleri gönderecek ve neresi bağlanmış ise o bilgiye, o veriye, hangi işte HTML'in içerisindeki hangi veriler ona bağlanmış ise sadece orayı değiştirmiş olacak. Şimdi şöyle düşünün. Diyelim ki kullanıcı bilginiz değişti. Bu sayfada değişiklikler olacak, değil mi? Ama nerelerde değişiklik olacak? Siz tutup bütün bir web sayfasının hepsini, buradaki HTML dosyasının tamamını kolaçan edip işte bunu bulmak yerine ne yapıyorsunuz? Bu veriye bir sinyal bağlıyorsunuz ve diyorsunuz ki bak burası sana bağlı. İşte şurası sana bağlı. Ya da geliyorsunuz buraya diyorsunuz ki burası sana bağlı. Dolayısıyla o veri değiştiği anda geliyor burayı, burayı, burayı değiştirir. Bunun için kullanılır. Yani state durumu bütün frontends frameworklerinde kullanılan bir yapı. Tabii dediğim gibi hepsi bu kadar sofistike değil, bu kadar burada kullandığımız kütüphane kadar sanırım iyi yapılmış mı tam emin değilim. Çünkü bu daha hızlı. Rust olduğu için değil, bu başka bir JavaScript kütüphanesinden esinlenilerek kullanılan bir şey. Dominator dediğimiz bir kütüphane oradan geliyor. Hızlı yani. Her neyse, bunu anlattıktan sonra geçelim bunu oluşturmaya. Şimdi biz bir tane ne oluşturuyoruz? Let mood fields eşittir wedge oluşturduk. Geliyoruz. İlk önce satırları oluşturalım. For in 0'dan 8'e kadar
Geliyorum buraya, diyorum ki ha, bir de bunun şeyini oluşturalım ya. Adı nedir? Default durumunu oluşturalım field için. IMF ile default, bu bir trait for field. Field için default fonksiyonunu kullanmak istiyorum. FN default nasıl olacak? Bir tane self return edecek. Self burada field'ı ifade ediyor. Geliyorum self diyorum. Self'in iki tane aracı vardı. Main. Main ne olsun? Fields main empty 0. Bir de state durumu vardı. States. Bu da fields states uncolored. Pardon, colored. Yani hiçbirinde ve main olmayacak ve kapalı olacak. Default hali bu. Şimdi geldim buraya. Diyorum ki fields'a push it. Kimi? Field'ın default verisini. Burada default'u kullanabilirim. Ama dikkat edin burada şunların nereden geldiğini çok daha önceleri anlatmıştım ama yine merak eden varsa, anlamayan varsa dediğim gibi Discord kanalına gelip sorabilir. Şimdi bunu oluşturduk. Ama bu sadece bir satır oluşturdu. Burada 8 tane field oluşturdu. Ama ben istiyorum ki bunlar da bir tane başka field'ın içerisinde, satırların her biri de bir başka vektörün içerisinde olsun. That mood ve fields diyorum. Buna da yine geliyorum batch. Sonra geliyorum şunu böyle yaptık. Şöyle yapalım. For yine in sıfırdan 8 tane satır oluşturduk çünkü. Gelelim şunları alalım. Allah Allah. Of. Niye almıyor ya? Kat. Bazen kısa yolları bunun kafayı yiyor. Bu editör yeni. Ben yenilikleri de test etmeyi sevdiğim için biraz sıkıntılı olabilir. Evet, şimdi burada bunu oluşturduk ama bu bir vektör oldu. Biz ise mutable batch diyecektik. Ben geliyorum buraya, diyorum ki ve fields push ekle ama direkt fields'ın kendisine eklesem wedge içerisinde wedge olacak. Biz biraz da mutable wedge'in new with values fields diyorum. Şimdi oldu. Mutable batch oluşturmak için direkt batch'in yani vektörün kendi metotlarını kullanamıyoruz. Biraz değişik. Ama ne yapıyorum? İşte burada diyorum ki sen bir mutable batch oluştur. Bir value'den yani daha önce oluşturulmuş bir vektörden al bunu diyorum ve fields'e ekliyorum. Burada mutable batch fields oluşmuş oldu. Bunu da push ediyorum nereye? Ve fields'a. Ama hala ve fields bir vektör. Yani şöyle bir şey oldu. Bu table'ın kaldırıldığını düşünün. Şöyle bir şey oldu. En sonunda da geliyorum. Diyorum ki bu table match new bit values yine bu defa ve diyorum ve benim fields'larım oluşturulmuş oldu. Neredeyiz? Fields, states. Ha, pardon. Burada tabii ne demiştik biz? Mutable olması gerekiyordu. Mutable. Mutable. Niye çıkmıyor? Evet. Yeni bir mutable oluştur dedik biz burada. Çünkü field state durumu bir mutable olduğu için oluşturduk. Field state'ten oluşturmuş olduk. Şimdilik herhangi bir şey yok. Ama neresi kaldı?
Şimdi bunlardan biz burada items oluşturmuştuk ya. İşte 8 satır. Satırın içerisinde de fields'lar oluşturmuştuk. Burayı biraz değiştireceğiz. Şimdi buradaki veriler her biri bir mutable'a bağlı olduğu için ben geliyorum bu defa items değil items signal batch kullanıyorum. Fakat bu biraz özel bir bilgi. Item signal batch dediğim zaman bana bir tane mutable ver diyecek. Dolayısıyla ben geliyorum buraya diyorum ki fields, yalnız dikkat edin buradaki fields'ı çağırıyorum ben. Çağırdım. Fields'ı çağırdım. Geldim dedim ki signal batch clone yap bunu. Sinyal oluşturuyoruz yani. Daha sonra map geldik. Map'in içerisinde de tabii bu map bu defa fields'ları almış olacak. Her bir eleman fields olacak. Vektör olarak düşünün. Yani şurada vektörü şöyle düşünün. Ne oldu? Buradakiler bir fields oldu. Yani şunu ifade ediyor. Her bir map'teki her bir fields şunları ifade edecek. Geldik buraya. Fields. Sonra fields. Tabii burada dikkat etmeniz gereken bu fields bir fonksiyonu çağırıyorum burada. Buradaki bir fonksiyon değil, buradaki fields'ları ifade ediyor. Yine signal fields. Fields'ı niye kullanamıyorum ya? Fields'ta da kullanabiliyor olmam gerekirdi. Signal batch clone. Bunu clone'dan kaynaklı oluşturmuyorum. Neden? Çünkü fields'larımız clone implementasyonu yok. Dolayısıyla biz geliyoruz. Şöyle bir şey. Variable makrosu ekliyoruz. Ney? Clone. Buna ekledik. Bu defa bu da diyecek. Buna da ekle diyecek. Variable clone. Aynı şey burada da olacak. Variable clone. Bir bakalım. Şimdi mesela buradaki nerede kalmıştık? Fields signal batch. Ha, şimdi buradaki fields bu defa bunu alacak diye tahmin ediyorum. Fields signal batch aldı bu defa. Burada da bir signal oluşturduk ve map dedik. Evet, bu fields'ların her biri için ne oluşturacağız? Böyle mi oluşturalım yoksa? Şöyle oluşturalım. Grid. Grid diyelim. Fields diyelim. Şimdi burada gridimizi değiştirelim. Fields mutable batch fields gelecek buraya. Sonra geliyorum buraya yine items signal batch clones. Buraya aynısını geliyorum. Bunların aynısını alıyorum. Almaya gerek yok. Tek tek yazalım. Geliyorum buraya diyorum ki fields signal batch clones yine sinyal oluştur anlamında fields'ları aldık sinyal oluşturuyoruz. Sonra tekrar map oluşturuyoruz. Bu map'in her biri buradaki field'ı oluşturacak. Ben burayı mine yani main diye değiştireyim. Map tabi burada bir defa map her defasında ne alacak? Bir field alacak. Aldı. Geldik buraya. Dedik ki mine kim? Bu defa burayı değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Field diyoruz. Field. Buraya da field'ı
ekledik. Bu defa şurayı değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Bakalım. Field cannot be formatted. Şöyle. Item. Neredeyiz biz? M2'de. Allah Allah. Ha, pardon. Burada bir tane daha var. Bunları bir değiştirelim. Ufak tefek hatalar var. Aa, buradan kopya çekeceğim. Format. Formatın değişik bir hali. Ha, tersineymiş. Ben farklı yapmışım. Tam tersi. Böyle. Niye? Bir bak. Bir bak ekleyelim hepsine. Bir bak. Bak. Evet. Bu basit hatalar gitsin bakalım önemli bir hata var mı yok mu diye. Yokmuş. Tabi butonlarımız çirkin görünecek çünkü biz evet gördüğünüz gibi çok kötü bilgiler vermiş olduk. O yüzden yazılar iç içe girmiş oldu. Neden? Biz burada şurada field sadece state dersek bakalım oluyor mu? Ah. Let's states eşittir field states. Burada da sadece state yazalım. Sadece state durumunu yazsın bakalım ne oluyor. Hala da biraz sıkıntı. Evet. Paranın bulunduğu ve işaret ettiği yerde biraz sıkıntılı. O zaman bunu ne yapalım? Şöyle yapalım. Match. Field states eşittir covered ise ah. C field states uncovered ise U Field States Flagged ise bakalım. Aa. Bunu daha önce yapmıştık ama. Bunu ben yapmıştım ama yaptığım şeyi şimdi hatırlamıyorum. Evet, çünkü bu bir field state değil, bu bir mutable field states. Dolayısıyla bunun mutable'dan çıkartılması gerekiyor. Böyle. Böyle. Bakalım. Defa ne diyecek? Evet.
expect better. Bunu da önce yapmıştım. Keşke silmeseydim o videoları. Bu table'ın içerisinden normalde bu bir smart pointer'dı ama bunu nasıl çıkaracağız? State durumunu bunun içerisinden nasıl çıkaracağız? Şöyle olmuyor ama ya. Sadece bir harf ekrana yazsın istiyorum. O yüzden biraz match it. Olmadık ama klonlamak yetmez. Bakalım bir defa. Evet. Evet. Çiftir. Nasıl yapabiliriz? Şimdilik uğraşmayacağım onunla. Biraz detay istiyor çünkü. Tek bir harfe indirgeyebilseydim güzel olurdu aslında. Ama biraz kütüphanesine tekrar bakmam gerekiyor emin olabilmek için. Kendi videolarıma da bakacağım. Buradaki state bir mutable olduğu için biraz işimi zorlaştırıyor. Bu da bir sonraki derse kalsın. Şimdilik bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.